Evet, bu Lagonlarla başlıyorum çekime. Okyanuslarda en çok sevdiğim şey bu küçük Lagonlar, yani küçük gölcükler oluyor. Sanki personalize edilmiş havuzlar gibi. Hem tertemiz, hem ben böyle bir kum görmedim. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu kumun yani hem beyazlığına hem şeyine, inceliğine. Yani çok tuhaf bir şey yaşıyorum şu anda. Evrim geçiriyor şeyim, bedenim. Oh, nihayet Atlas Okyanusu'nun muhteşem bir yerinden sesleniyorum size. Lobos Adası'nı bir daha göstereyim. Lezbiyenler bayağı frekante ediyorlar. Haberleri olsun. Onlara kıyam yani. Şöyle sahilde yürüyelim. Çöl ve sahil. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Gel gel gel, kıçıma gir. Aa, üzerime geliyor, görüyor musunuz? Yalnız bir tek taş almanın bile 100 bin euroya kadar cezası olduğunu bugün okudum. Kesinlikle şu volkanik taşlar çok büyük önem taşıyor. Bir tanesini falan valizinizde yakalarlarsa, o popcorn taşlardan da almaktan vazgeçtim. Bir taş yüzünden şimdi mahkemelik olmayayım buralarda. Yok, istemem. Onların olsun taşlar. Ben gene gelirim nasılsa. Ay bakın ne güzel. Uçan uçanı, uçan uçanı. Ya sormayın şekerim. Ay bir yapışkan satıcılar var sokakların her yeri. Tabii ben de diyorum nasıl olabilir? Ayol karşısı 100 kilometre ötesi. Fas dünyanın en ünlü üreticisi. İki ülke var. Afganistan ve Fas. Doğal olarak uyuşturucunun Allah'a burada satılıyor. Çünkü Fas'ta 100 kilometre yani gemiyle ne ticaret yapılıyor kim bilir. Ay bir de adalarda yani polis molis falan hak getiriyor. Çünkü çok özel zaten güvenlik yani şirketleri çalışıyor. O kadar rahat yani satış yapıyorlar ki. Ay zorla göstere göstere yani öyle gizli, benim bildiğim bunlar böyle gizli saklı yapılan şeyler. Ay sokak ortasında denetiyorlar bilmem ne falan filan. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Yani bunu da Fuerteventura'da gördüm. Benim doğumda gizli gizli mesela yapılmıştı bu şeyle. Aa, şaşırttı beni. Ya bu lagon çok güzel. Burada atabilirim kendimi sudan. Oo ne güzel uçuyor, baksana çocuğa. Oh canlarım benim. Ben uçmaya taksam beyin üstü çakılırım. O kadar şanssızım yani. Allah'ım kör et beni. Allah'ım kör et beni. Aksın gözlerim, aksın. Bundan böyle şaşı baksın, şaşı baksın. Bundan böyle şaşı baksın, şaşı baksın. Hatırladınız herhalde. Arabesk filminden. Ah canım. Müjdecim. Canım arkadaşım. Müjdeleri çok severim. Fakat işte bu maalesef yeni sistem diyeyim, artık isim vermeyeyim. Zaten anlayan anlıyor her şeyi. Türkan Şoray'ı da, Müjdar'ı da, birçok yani çok çok önemli sanatçıları resmen sildi süpürdü. En çok kızdığım, hiçbir zaman hayranı olmadım. Hep mıymıntı bir kadın olarak değerlendirdim kendi görüş açımda. Neticede halk olmuş, mal olmuş. Sanatçılar bunlar. İstediğimiz gibi konuşabiliriz. Hülya Koçyiğit'ten bahsediyorum. Resmen yalakalık yapa yapa Türkan Şoray'ı boşluğunu bir fırsat bilerek Türkan Şoray'ın tahtına oturmaya kalktı. Ama bu mümkün değil çünkü Türkan Şoray'ın tahtı halkın gönlünde kuruldu bebeğim. Sen o tahta oturamazsın. Sen ancak işte bir zamanlar yaptığın filmlerde vardın. Küçük bir süre aramızda vardı. Artık yoksun. Erdoğan seni ödüllere de bulsa, efendime söyleyeyim devlet sanatçısı da yapsa,
Sen bir Türkan Şoray olamazsın. Asla olamazsın. Ve programına davet ettiğin zaman arkadaşlarımla seyrettik. Adım gibi biliyordum. Dedim bak göreceksiniz, seyredin. Türkan Hanım'a bir kez bile sultan demeyecek. Ve demedi anasını satayım ya. Demedi bir kardeşim. Koskoca Türkan Şoray'a bir sultan demeyi yani kompleksin Allah'ını gösterdi orada. Ulan akciğer kanseri oldum geldim. Yani bilmem nelerden geçtim falan filan. Egonu birazcık indiremedin mi? Hay neyse konumuz nereden nereye geldi? Çenem açıldı mı şekerim, politikaya kayıyorum ister istemez. Neyse canım, Türkan ablamı da çok öpüyorum buradan. Kendisine sonsuz sevgilerimi yolluyorum her zaman. Onu çok sevdim, o da biliyor bunu. Bu arada... Ay biraz ara vereyim de su içeyim. Görüşürüz.